Şimdi gelelim sesin ikinci özelliği şiddeti. Ne dedik? Şiddetin diğer isimleri gürlük ya da genlik. Evet, sesin gürlüğü ya da genliği derken şunu kastediyoruz. Ses dedik ki dalgalar halinde yayılır. Şayet şiddetini artıracak olursanız şiddetli bir seste dalgalar böyle görünecektir. Dalgaların periyodu yine aynıdır. Sadece genlikleri yani dalga boyları artacaktır. Bu sebeple sesin şiddetinin artması, sesin genliğinin artması anlamına gelmektedir. Şiddet yerine genlik de kullanılabilir. Şiddetli bir sese kuvvetli bir ses de diyebiliriz ya da gür bir ses de diyebiliriz. Kullanacağımız terimler birbirinin aynısıdır, birbirinin muadilidir arkadaşlar. Sesin gürlük birimi desibeldir. dB ile gösterilir. Ve ölçen, bunu ölçmeye yarayan aletin ismi de desibel metredir arkadaşlar. Desibel metre cihazıyla sesin desibeli ölçülüyor. Desibel nedir? 1 santimetre kareye, 1 santimetre karelik bir alana yaklaşık tahta üzerinde çizsem şöyle 1 santimetre kare küçük bir alana sesin toplamda 1 saniyede vermiş olduğu enerjidir arkadaşlar. Oraya uyguladığı kuvvettir yani. 1 santimetre kareye 1 saniyede uygulanan kuvvete 1 desibel diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de sesin şiddeti dışında ses düzeyi diye bir kavram var. Ses düzeyi. Ses düzeyinin de diğer ismi volümdür ve bu kavram sesin şiddetiyle karıştırılabilir, karıştırılmamalıdır. Sesin volümü televizyonlarınızda, telefonlarınızda ya da işte bilgisayarlarınızda gördüğünüz o volüm açma kapama olayıdır. Elektronik ya da dijital ortamlarda sesin şiddetinin artırıp azaltılmasıdır yapay bir şekilde ve bu sesin şiddetinden farklı bir şeydir. Düşük şiddetli sesler bile volüm düzeyi artırılarak kuvvetli gibi duyurulabilirler. Yani şiddet dediğimiz şey bizim kaynağın orijinalinden çıkan natural sestir arkadaşlar. İşlenmiş ses değildir. İşleme ile örnek olarak şöyle gösterelim. Kuvvetli ve şiddetli böyle bol sesin olduğu bir orkestrada konuşma sesiyle şarkı söyleyen bir vokalistin sesinin volümünün, mikrofon volümünün artırılmasıyla o orkestrayla dengelenmesi durumu söz konusudur örneğin. Ama normalde yani bir mikrofon dengelemesi olmadığı durumda o sesin altında o konuşma sesi tabii ki de duyulmayacaktır. Tamamen kaybolacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim desibelle ilgili diğer konulara. Desibel sınırları. İnsan kulağının desibeli algılama sınırları vardır. Örneğin 20 desibel bizim duyabildiğimiz en küçük böyle minik belli belirsiz seslerdir arkadaşlar. 20 desibelin altındaki sesleri çok çok böyle az az duyuyoruz. O yüzden yani duyabildiğimiz en belirgin minik seslere 20 desibel diyebiliriz. Belirginlik sınırı diyebilirsiniz yani 20 desibel için. 60 desibel dediğimiz zaman 60 desibel bizim için rahatsızlık sınırıdır arkadaşlar. Rahatsızlık sınırı ne demek? Yani yüksek seslerin başladığı sınırdır. 60 desibele kadar rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Kulağımız herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. 85 desibel ise yani 60 desibelden daha yukarı çıkıyoruz. 85 desibele biz sağlık sınırı diyoruz arkadaşlar. Bakın 20 desibel buna biz algı sınırı diyebiliriz. Algı sınırı. 60 desibele rahatsızlık sınırı. 85 desibele sağlık sınırı. Sağlık sınırı derken neyi kastediyorum? Yani sağlıklı duyumun ötesindeki baş ağrısı yapan yüksek şiddetteki seslerdir 85 desibelin üstü. O yüzden maruz kalınmamasını tavsiye ediyoruz. Şimdi 85 desibelden sonra 120 desibel zarar sınırı olarak geçiyor. 120 desibel zarar sınırı. 120 desibelden sonra kulak ağrısı ve kulakta acı duyma gibi şeyler başlayacaktır. 160 desibel ise kalıcı hasar sınırıdır arkadaşlar. Kalıcı hasar. Bu durumda da ne oluyor? Ses de kanama yani kulakta kanama durumları ya da kalıcı işitme kayıpları söz konusu olabiliyor arkadaşlar. O yüzden 160 desibelin üstüne kesinlikle maruz kalınmamalıdır. Şimdi birkaç da desibel sınırlarını verdikten sonra desibel örnekleri verelim. Yani bu konuyu daha da pekiştirmek amacıyla desibel örnekleri diyorum.
Desibel örneklerine örneğin 10 desibel ile başlayalım. Yaprak hışırtısı. Yaprak hışırtısı. Yani 10 desibellik bir ses yaklaşık olarak uzaktan duyduğunuz bir yaprak hışırtısına benziyor. 20 desibel dediğiniz zaman yaklaşık 1 metreden fısıltı. Yani yakından 1 metreden duyacağınız fısıltı seslerini 20 desibelle duyuyorsunuz. 30 desibel için uzaktan tenha kent duyumu. Yani araç sesleri, trafik seslerini uzaktan tenha bir şekilde tenha vakitlerde dinlediğiniz ses 30 desibel. 50 desibel bizim 1 metreden normal konuşma. 1 metreden konuşma diyelim buna arkadaşlar. Yani iki insanın birbiriyle 1 metreden muhabbet ederken ki ses şiddeti 50 desibel oluyor. 70 desibel artık rahatsızlık sınırının üzerine çıkıyor ve yoğun trafik trafikte artık baş ağrıları başlamaya başlıyor. 90 desibel matkap sesi örnek olarak verilirse kulak ağrısı yapabilecek seslere doğru gidiyoruz. 130 desibel jet motoru. Ve 160 desibel, hatta 160'ın da üzerinde 200 desibel roket. Evet, bu seslere maruz kalınmamalıdır. Sağlıklı bir yaşam için arkadaşlar, tekrar ediyorum. Devam edelim. Şiddet konusunu bu şekilde tamamlamış oldum. Sıradaki konumuz sesin frekansı. Frekans ya da yükseklik diyebiliriz bunu arkadaşlar. Bir kere ses yükseklik birimi hertz'tir. Hertz. Hz ile gösterilir. Sesin yüksek ya da alçak olması şu demek. Frekans aynı zamanda bir diğer ismiyle, şuraya da yazalım, sesin titreşimidir. İki tane kavram var. Bunları anlatayım. Ses yukarı doğru gittikçe buna biz tiz diyoruz. Aşağı doğru indikçe de pes diyoruz. Yani sesin alçalmasına pesleşme, yükselmesine tizleşme diyoruz. Müzikte bu şekilde kullanılır. Notalarında biliyorsunuz bu nota dizeyi, dizek üzerinde notaların yazıldığı yerler bize seslerin yüksekliklerini veriyor, frekanslarını veriyor. Yukarı doğru gidildikçe tizleşme oluyor, aşağı doğru inildikçe ise pesleşme oluyor seslerde. Sesin frekansı, yani bu yüksekliği bazı faktörlere göre değişiyor. Nedir bu faktörler? Örneğin yani benim derslerimi dinleyen gitar öğrencileri için konuşayım. En bilindik ses kaynağı olarak bizim enstrümanlarda kullandığımız teldir arkadaşlar. Yani tuşlu enstrümanlarda da, yine piyanolarda falan mesela, aslında arkada sesi çıkartan tellerdir. Gitar gibi enstrümanlarda da teldir. Tel bir bileşik ses veren organdır. Bileşik sesinde ne olduğunu anlatacağım. Kulağa güzel gelen sesler oluşturan bir yapıdır. O yüzden kaynak olarak teli alalım. Kaynağın boyu, kaynağın kalınlığı, kaynağın gerginliği ve son olarak kaynağımızın cinsi. Cinsi ve yapısı. Bizim sesimizin yüksekliğini, yani titreşimini etkileyen faktörler. Kaynağın boyu derken gitarın özellikle tellerini düşünün arkadaşlar. Uzun bir telden daha kalın, kısa bir telden daha ince bir ses çıkar. Gitarda perdeleri ilerledikçe sesler incelmektedir. Sebebi de parmaklarınızla gitarın eşiği arasında kalan, titreşim yapan telin boyunun kısalmasıdır. Yani parmaklarınız ileri gittikçe telin boyu kısalacaktır ve kısalan telden de ince bir ses çıkacaktır. Mantık budur. Boydaki mantığımız budur. Buna yine bir efektif
Örnek olarak bas gitarı ve gitarı verebiliriz. Bas gitarın klavyesi daha uzundur, sapı uzundur. Sebebi de tellerinin frekansının düşük olması. Bu nedenle bunu dengelemek için sapının uzun olması gerekmektedir arkadaşlar. Uzun tellerden ne demiştik? Kalın ses, düşük frekanslı ses çıkar. Şimdi bir diğer özelliği sesin kalınlığı. Ama ona geçmeden önce bir de bu boy ile ilgili insan sesiyle de örnek verelim. İnsan ses telleri de biliyorsunuz. Neticede bir ses üreten kas grupları. Erkek sesiyle kadın sesi veya çocuk sesinin farkında sadece kalınlık değil, boy da önemli. Kadın sesinin ses tellerinin erkek ses tellerinden kısa olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Yani kısa olduğu için de aynı zamanda sesleri ince çıkmaktadır, titreşimleri yüksek olmaktadır. Şimdi bir diğer adıyla da tiz olmaktadır. Yani erkek sesi pes, kadın sesi daha tizdir bu sebepten dolayı. Bir diğer faktör kalınlık. Yine aynı şekilde insanda kalın erkek sesi örneğin ince bir kadın sesine göre daha pestir. Daha frekansı düşüktür. Çocuk seslerine göre yine kadın ve erkek sesleri daha kalındır arkadaşlar. Kalın olduğu için kalın duyulur. Gitarda da yine bas gitarın telleri akustik gitardan kalındır. Tel kalınlığı ya da kaynağın kalınlığı arttıkça sesin frekansı düşer. Gerginliğe baktığımız zaman akort yapma olayı var gitarda biliyorsunuz. Burgular büküldükçe teller gerginleşir. Gerildikçe de sesler incelmeye başlar. Frekans artar. Çünkü tel gerildikçe zaten atomların gerilmesinden dolayı telin incelme durumu da söz konusudur arkadaşlar. Gerginlik bir nevi teli aynı zamanda inceltmiş oluyor. Ve sesi de incelmiş oluyor. Dolayısıyla frekansı artmış oluyor. Aynı zamanda gitarda bir başka örnekte bend hareketleri yani bükme yaptığınız zaman yine telin gerginliği artıyor. Ve bir perde, iki perde ilerideki notaya kadar bükerek ulaşabiliyorsunuz. Cinsi dediğiniz zaman klasik gitar ve akustik gitarı düşünün. İkisinde de aynı akor yapılmasına rağmen akustik gitarın telleri klasik gitardan daha incedir. Sebep kullanılan malzeme farkıdır. Birinde misina ipi kullanıyorsunuz, birinde metal kullanıyorsunuz. Metalde teller daha ince olmak durumunda kalıyor arkadaşlar. Aynı notaya akort yapabilmek için. Eğer aynı kalınlıkta kullanırsanız bu sefer ne olacaktır? Akustik gitarın sesini yani düşünün klasik gitardaki gibi kalın bir tel kullandığınızı düşünün daha kalın çıkacaktır.